olarak da Ulük Solo teminat reyin ve ipoteklerimiz. Bu burada detaylı okumayacağım. Sadece bu 383 milyonluk hisse rehininin 419 milyona yükselme sebebi, %9'luk bir artış var. 3 aylık bir yükselme bu. 31 Aralık'la 31 Mart 2020'yi karşılaştırıyoruz. Hisse değerindeki artıştan kaynaklanıyor. Yani hisse reyinlerimiz ilave ipotek vermiş değiliz. Sadece hisse değerindeki artıştan kaynaklanıyor. Bir alt satırdaki teminlikler 134'ten 76'ya düşmüş. Yaklaşık %40 bir azalma. Bunun da sebebi emlak konutunun teminlikli olan taksitlerini ödemesi. Tek bir taksitli kaldı, 76 milyonluk. Onu da ödediği zaman teminliklerimiz sıfırlanacak. Toplama baktığımızda 853 milyondan 835 milyona %2.13'lük bir gerileme 3 ayda söz konusu. Şimdi hemen hızla TV yayıncılığın mağazacılığın altında, mağazacılığın ve gayrimenkul AŞ'nin de portif AŞ'nin altında bağlı kuruluş oldu. Sportif AŞ konsolide gelir tablomuza bakalım. Derneğimizin aksine Sportif AŞ'nin mali hesap yılı son. Ve biz SPK mevzuatı sadece toplamda şu an kadar açıklamış bulunuyoruz. Yani Şubat sonuna kadar. Biz de geçen sezonun ilk 9 ay Şubat sonuyla bu sezonun ilk 9 ay Şubat sonuna karşılaştırmalı gelir tablosu olarak hazırladık. Görüyorsunuz tablomuz 640 milyondan 726 milyona yükselmiş. Brüt karımız 110 milyondan 117 milyona yükselmiş. Faaliyet karımız 38 milyondan 57 milyona yükselmiş. Amortisman indirilmemiş haliyle mavi olan kutunun içindeyiz. 96 milyondan 143.3 milyona rekor, şimdiye kadar olmamış bir esas faaliyet karı elde etmişiz. Alta indiğimizde dönem net karına baktığımızda geçen sezonun ilk 9 ayında 76.1 milyon net kar elde etmişken bu yıl bu karımız 4 milyona düşmüş. Bunun detayını sebebinde böyle açıklamak istiyorum. Mavi satırın altına da gördüğümüz yatırım faaliyetlerinden gider gelirlerimizde 147.2 milyonluk bir gelir var. Oysa ki bu sezon 18 milyon. 147.2 milyonun içinde 11 milyon euro Ozan Kabağ'ın satışı ve Yorgun Gez'in satışı var. Bunu niye vurgulamak istedik? Bizim akademiden, altyapıdan yetiştirip değerlendirdiğimiz oyuncuların bizim kulübümüze mali açıdan da ne kadar kıymetli olduğunu görmenizi istiyoruz. Finansman gelir giderlerimiz 108 milyondan 73 milyona gerilemiş 9 ay 9 aylık karşılaştırmada. Bunun da tek sebebi yapılandırmayla birlikte ödediğimiz bazı kur farkı zararlarından ve faiz faizlerden kurtulmamızla finansman faiz giderlerimiz makul seviyelere geriledi. Bir sonraki slayta geçelim. Bir de UEFA kriterlerimizi açıklayalım. UEFA kriterleri açısından durumumuz ilk bu kriterlere tabi olduğumuz sezon 2017-18 sezonunda 50 milyon bir sonraki slayta geçmedik mi? Onu görmüyorum. O sonra geliyor. Ha, tamam pardon. 2017-18 sezonunda 50 milyon zarar kriterimiz varken 33 milyon lira zarar açıkladık. 2018-19 sezonunda 20 milyon zarar kriterimiz varken 25 milyon euro UEFA nezdinde kar açıkladık. Şimdi bunları tabii dikkatli olan divan üyelerimiz diyebilir ki 2017-18 sezonunda 33 değil 49 zarar diye daha önce sunmuştum.
2018-19 sezonunda da 25 milyon kar değil 14 milyon kar sunmuştunuz. Evet doğru. Ama bunlar UEFA tarafından revize edildi. Zararımız azaldı, karımız yükseldi. Çünkü bu aşırı kur dalgalanmalarını enflasyon haricinde olan kısmı köpüğü UEFA tarafından bizim kontrolümüzün dışında olduğu için elimine edildi. Onlar da kendi hesaplarında bazı altyapı giderlerini ve vergi ödemelerini ve giderden muaf tuttukları için onların gözüken karlılığımız bu şekilde. Daha da önemlisi 2019-20 sezonu içinde bu yaşadığımız pandemi sürecine rağmen UEFA kriterlerine uyma konusunda bir sıkıntı yaşamayacağımızı şimdiden sizlere söyleyebilirim. Bir sonraki slaytımız. Bir de son olarak kulüp konsolide net borç ve işletme sermayemizle ilgili bilgilendirme yapmak istiyoruz. Net borçluluktan kastımız nedir? Elimizdeki toplam finansal borcumuzdan elimizdeki nakdi düştüğümüzde kalan tutar. İlk kırmızı satıra baktığımızda bu tarihler 31 Aralık 2019 ile 31 Mart 2020, 3 aylık değişik yıl sonundan Mart sonuna. 1 milyar 369 milyondan 1 milyar 340 milyona bir gerileme var. Finansal borç benzeri kalemleri de eklediğimizde Aralık sonu 1 milyar 717 milyon olan, ki ben bunu Türk lirası olduğu için ve enflasyonist bir ortamda olduğumuz için aynı zaman diliminde karşılaştırmak istiyorum. Bunu da hesapladığımızda 1 milyar 757 milyon oluyor. Borcumuz 1 milyar 656 milyon, yaklaşık 100 milyon liralık bir iyileşme söz konusu net borçluluğumuzda. Euro olarak da en son satıra bakarsanız 258 milyondan 229 milyona bir gerileme söz konusu. Net işletme sermayemizde 18.9 milyondan 26 milyona bir işletme sermayesi açığımızda bir yükselmede mevcut.